Merhaba arkadaşlar ben Aybars Göktuğ Ayan. Bugün sizlerle birlikte Camino Network nedir? Hangi alanlarda çalışmaktadır? Buna bakacağız. İlk olarak Camino Network nedir? Sorusuna cevap bulmak istediğimizde aslında Camino'nun seyahat endüstrisi, turizm endüstrisi için odaklanmış bir blok zincir platformu olduğunu görüyoruz. Aslında bildiğimiz üzere farklı alanlarda çalışan çok farklı blok zincirler var. Bazı blok zincirler tek bir alanda çalışmaktansa tüm sorunlara çözüm olmak istiyor. Ama bu tabi siz de takdir edersiniz ki aslında çok faydalı olamıyor. Çünkü eğer ortada bir sorun varsa bu soruna direkt olarak müdahale etmek genel olarak daha iyi çözümler ortaya sunabiliyor. Daha odaklı olmak bizim için çözüm olabiliyor. Burada da Kamera demiş ki ben turizm sektöründe kendimi yeterli görüyorum. Bu turizm sektörünün sorunlarını biliyorum. O zaman Geleyim ben bu sorunlara kendim bir çözüm bulayım ve bu çözümü bulurken merkezine o blok zinciri koyayım istemiş. Ve o yüzden Camino adlı bir network, bir ağ oluşturarak bu ağı blok zincir, blok zincir kullanarak çözüm kurmak için ortaya sunmuş. Seyahat endüstrisini şeffaf, güvenilir ve verimli bir hale getirmeye çalışmış. Tabi burada şeffaf, güvenilir ve verimli kelimelerini görünce aklımıza ilk gelmesi gereken şey blockchain sıralama dediğimiz blok zincir üçgeni. Bu blok zincir üçgeninin aslında üç konuda da bize bazı faydalar sağladığını görüyoruz. Camino da bunları kullanarak kendi odağında bir yapı ortaya kurmak istemiş. Camino aslında daha önceden de bu sektörde çalışan insanları içerisinde barındırdığı için mevcut sorunları merkezi olmayan bir yaklaşımla yani herkesin yönetime katıldığı bir yaklaşımla çözmek istemiş ve bu şekilde bir yapı ortaya koymuş. Aslında Camino Network'ı bu şekilde odaklayabiliriz, bu şekilde özetleyebiliriz. Camino Network, blok zinciri turizm için kullanmaya amaçlayan, seyahat için kullanmaya amaçlayan bir blok zincir projesi. Aslında Layer 1 bir proje olduğunu da söyleyebiliriz. Layer 1'den kastımız burada bizim farklı zincirlerin kendisine bağlanabilecek bir yapıda olması. Kaminonun vizyonu ve misyonuna baktığımızda, Kamino dediğim gibi seyahat endüstrisini merkezi olmayan bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Şu anda seyahat endüstrisine baktığımızda işte bazı gruplaşmalar var, bazı işte üst kurumlar kuruluyor, bazıları tek başına hareket ediyor vesaire. Her birisinin aslında kendi başına bazı sıkıntıları var. Kamino diyor ki, gelin bir merkezi yapı olmayan, merkezi olmayan bir yapı kuralım. Ve bu merkezi olmayan yapıda herkes söz sahibi olsun ve herkesin çıkarı doğrultusunda bir hareket yapalım. Aslında merkezi olmayan yapıların iyiliği de bu aslında düşündüğümüzde. Çünkü merkezi bir sistemde tek bir mekanizmanın iyiliği için, oradaki merkezin iyiliği için ilerlenirken veya merkezin isteği üzerine ilerlenirken merkezi olmayan sistemde bir merkeze güvenmek zorunda değiliz. Herkes kendi çıkarı için bir şey düşündüğünde çoğunluğun çıkarı merkezi olmayan yapıda zaten doğal olarak sağlanacaktır. Aynı zamanda Camino'nun bir diğer e, hedefi de eşit ve adil bir şekilde davranmak. Tüm oyunculara, büyük küçük tüm oyunculara. Çünkü seyahat endüstrisi de zaten başlı başına çok büyük bir endüstri. Burada uçak firmaları var, e, seyahat firmaları var. İşte e, belki oteller var, belki küçük işletmeler var ama burada çok büyük, çok fazla sayıda oyuncular var. Bu oyuncuların şu şekilde olmasını istemiyor Camino. Yani en büyük benim, benim dediğim olur. Siz küçükler ne yaparsanız yapın umurumda değil. Tarzı bir yapı olmasını istemiyor. Tüm oyuncuların eşit ve adil bir şekilde çalışmasını amaçlıyor. Burada Camino'nun subnet desteği de, ileride göreceğiz bunları da, İşin içine girince güzel bir yapı ortaya sunulduğunu söyleyebilirim. Aslında seyahat endüstrisinin büyük bir değişme ihtiyacı var ve Camino'da bunu her geçen gün gördüğünü söylüyor. Bu değişen ihtiyaçlara, gelişen ihtiyaçlara da diyebileceğim bu teknoloji entegrasyonlarına Camino diyor ki ben bir öncü olayım. Ben bu hareketin öncüsü olayım ve bu hareketin öncüsü olurken içerisinde bunun Web3 yapılarına yani blok zinciri entegre edeyim diyor. Ve bu şekilde bir yola çıkıyor. Peki biz Buradaki ihtiyacımızı nasıl konumlandırmalıyız? Aslında düşündüğümüzde bir proje ortaya çıktığı zaman bu projenin ilk olarak bir ihtiyacı karşılaması lazım başarılı olması için. Bu kamino için farklı değil. Yani kamino aslında bir ihtiyacı çözüm olarak ortaya çıkıyor. Peki neydi bu ihtiyaç? Bu ihtiyaç aslında hep vardı belki ama Covid-19 sonrası hiç olmadığı kadar hayatımızın içine içerisine girdi. Pandemi seyahat endüstrisini aslında çok derinden et, e, etkiledi. İnsanlar evlerine kapandı. Otel rezervasyonları vardı, iptal ettiler. Bir yerden bir uçamadılar. Tamamen e, belki de hava yolu şirketleri genel olarak çöküşe geçti. Bazıları kapanmak zorunda kaldı vesaire. Belki uçuş yapanların özel önlemler alması gerekti. Bu önlemlerin belirli bir e, yaptırımı oldu. Belirli bir maddi gereksinimi oldu ve bu nedenle Hava yolu şirketleri ve dolayısıyla seyahat endüstrisi büyük sıkıntılarla karşılaştı. Aslında Camilo bunları görüyor ve diyor ki ben bu sorunları çözüm olabilirdim eğer ben önceden olsaydım. Önceden yoktu ama artık var ve artık bu sorunlara çözüm olmaya başlıyor. Burada yeni de dinamikler var aslında seyahat endüstrisinde. Bu yeni dinamikler daha esnek olmayı bize söylüyor. Daha dayanıklı olmamızı istiyor çünkü belki de hiç olacağını düşünmediğimiz bir ihtimal oldu COVID-19'da. Belki de hiç hiçbirimizin aklında bu kadar büyük bir pandemi olması beklenmiyordu. Ama bu kadar büyük bir pandemi de bizde bile bizim esnek ve dayanıklı yapılar kurarak kendi sistemimize entegre etmemiz lazım. Burada aslında blok zinciri sunduğu avantajlar var. Blok zinciri içerisinde kaminanın altında subnet'ler dediğimiz yapılar var. Subnet'lerden bir sonraki bir sonraki videolarımızda bahsedeceğiz ama aslında şu anlık sadece parçalanabilir ve yeniden eklenebilir. Yani modüler blok zincirler olarak düşünebilirsiniz. Bu modüler blok zincirler ihtiyaç duyulduğu sürece farklı özellikleri kendi içlerine ekleyebiliyorlar ve bu farklı özelliklerle yeni bir yapı oluşturabiliyorlar. Bu nedenle aslında biz çok esnek bir şekilde çünkü dediğim gibi istediğiniz yapıya uygun bir şekilde kendi zincirinizi geliştirebiliyorsunuz. Ve daha dayanıklı çünkü arkasında blok zincir teknolojisi var ve blok zincir teknolojisi zaten çok sağlam dayanıklı bir proje. Ve tabi buradaki Blok zincirlerin güvenliği de subnetlerde ana ağ tarafından birazcık da sağlanıyor. Bunlardan da bahsederiz ileride. Burada aslında Camino'nun sunduğu blok zinciri yaklaşımı hem esnek olmaya hedefliyor hem de dayanıklı olmaya hedefliyor. Ve subnetler olarak bence bunu sağlıyor. Aslında Camino burada yine blok zinciri teknolojisiyle adaptasyonu ve yenilikleri ortaya sunuyor. Yani e, seyahat endüstrisi aslında yeniliklere hazır, yeniliklere aç bir sektör. Ama çok da göremediğimiz yenilikler vardı. Aslında belki bir otel rezervasyonu yaptığınızda veya bir hava e, havayolu şirketini kullandığınızda ya şu çok basit yeniliği bile nasıl yapamadınız diye düşünüyor insan. E, işte belki bunu hepimiz RFID kartlara geçtiğimizde gördük. Kartla giriş yapmaya başladık hepimiz odamıza. Ama o kartların da aslında çok güvenli olmadığını bir yerden sonra fark ettik. Farklı... E, rezervasyonlar yaptık, rezervasyon sistemlerimiz çalışmadı belki. Aynı koltuğa birden fazla rezervasyon yaptık uçaklarda vesaire. Aslında bir amaç vardı ama bu amaçlar dayanıklı bir sistem tarafından, yenilikçi bir sistem tarafından desteklenmiyordu. Camino da buna odaklıyor. Bunu hedefliyor. Daha dayanıklı sistemler ile burada arkasını temellendirmeye düşünüyor. Tabi Camus'un desteklerini sağladığı farklı projeler de var. Farklı yapılar da var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Mesela kısaca bahsetmem gerekirse Camus ERC20 standartlarını destekliyor. Yani Solidity dilinde de Ethereum EVM altyapısıyla da çalışıyor. Bu yüzden akıllı kontratları da destekliyor. Artık biz aslında bu Yine bu kanalda da görmenizi istediğim ileride yapacağımız videolardan birinde bir rezervasyon uygulaması yapacağız otel için. Belki de bunları aynı şekilde bir Uçak için de yapacağız bunları da birlikte yaparak göreceğiz blok zincirin nasıl entegre edebileceğini ve blok zincirle yaptığımız bu yapının nasıl diğerlerinden diğer sistemlerden daha iyi olduğunu da konuşacağız. Teknolojik temel burada blok zincir blok zincir olarak da aslında camino önceden de çokça denenmiş ve yeterli ispatlanmış avalanche teknolojisini kullanıyor avalanche teknolojisinin üzerine kuruluyor ve açık kaynaklı yapısını kullanıyor şimdi tabi kendi başına bir çok büyük bir başlık aslında ama bu teknolojinin hızlı ve güvenilir olduğunu bilmemiz şu anda bizim için yeterli. Bizim için gerekli olan altyapıları zaten videolarımız içerisinde ayrıntılı bir şekilde göreceğiz ama buradaki anahtar kelimelerimiz hızlı ve güvenilir olması. Hızlı ve güvenilir bir yapı bizim için aslında seyahat endüstrisinde olmazsa olmaz. Çünkü bu endüstride insanların arka planda blok zincirin kullanıldığını reklam olarak belki bilmesi iyi bir şey olabilir ama onun farklı bir teknoloji olduğunu hissetmemesi lazım son kullanıcının. Son kullanıcı bir kartını bir yere dokundurduğunda arka tarafta blok zincir teknolojisi bile çalışıyor olsa onun yavaş olduğunu hissetmemesi lazım. Hızlı olduğunu hissetmesi lazım. Çok hızlı bir şekilde işlemlerini yapıp çıkabilmesi lazım. Çünkü eski sistemden daha kötü olduğunu hissettiren bir sistem kurulursa belki arka tarafta güvenilirdi ama güvenilir olabilir ama o son kullanıcının o an aklına gelmeyebilir. O yavaş olursa aslında bizim için kötü bir izlenim bırakır. O yüzden burada hız çok önemli ve yine ileriki videolarda göreceğiz. Kamera çok hızlı bir yapı sunuyor. Belki de diğer zincirlere göre en büyük faydalarından biri çok hızlı olması ve bu hızı da bir beraberinde güvenilirlikle desteklemesi. Camino'nun içerisindeki subnetler ve mainnet dediğimiz ana ağda o kadar fazla delegation dediğimiz işlemler tarafından yani doğrulayıcılar tarafından denetleniyor ki çok güvenilir bir yapı ortaya çıkıyor. Aslında bizim için yine Camino'nun ortak özellikleri blok zinciri teknolojik temel olarak kullanarak geleneksel süreçleri yeniden ta tanımlamaya başlıyor Camino. Camino'nun teknolojik yapısına ba baktığımızda Biraz daha önceden söylemiştim ama burada farklı özelliklerimiz var. Mesela platform chain, contract chain ve exchange chain var. Bunlar nedir diye baktığımızda işte P chain, C chain ve X chain. Kamini aslında diyor ki ben birden fazla problemi de kendi içimde çözmek istiyorum aslında. Ben bir blok projesiyim. Benim bir borsada yer almam gerekiyor. Ben bir blok projesiyim ve layer 1 bir projeyim. O yüzden kendi içerisinde akıllı kontrat çalıştırabilen bir yapıya ihtiyacım var. Bu yapıyı kurarsam daha fazla kişiye ulaşırım. Ve aynı zamanda ben bir blok zincir projesiyim ve kendi coin'ime sahip olmalıyım. Şimdi daha farklı blok zincir projelerine baktığımızda bu işlemlerin tamamının aynı zincir üzerinde hareket ettiğini, aynı zincir üzerinde gerçekleştiğini görebiliriz. Mesela atıyorum aynı zincir içerisinde hem ben bir yerden bir yere para gönderebilirim hem borsadan para çekebilirim hem de o zincir üzerinde çalışan e, çok güvenlikli bir e, blok zincir uygulamasını bir akıllı kontrat çalıştırabilirim. Ama burada ne oluyor? Her bir işlemi yaptığımızda zincire bir yük biniyor değil mi? Bu zincire bir binen yük aslında onun yavaşlanmasını sağlıyor. O yüzden Kamino'da diyor ki ya ben bunları her birine farklı altyapılarda farklı zincirlere böleyim ki her zincir gerektiği kadar hızlı çalışabilsin ve gerekilen işlemleri yapabilsin. Buradaki her bir zincirin neler yaptığını ayrı ayrı videolar halinde bakacağız ki bu YouTube tarihinde ilk olacak galiba. Teker teker tüm zincirleri inceleyen hem Avalanche hem Camino için herhangi bir kanal yok. Biz burada inceleyeceğiz. Platform Chain'in neler yaptığını, Kontrol Chain'in ne yaptığını ve Exchange Chain'in neler yaptığını göreceğiz. Burada tabi bu şekilde 3'e ayırma yapısının bizim için esnek olduğunu görebiliriz. Ölçeklendirilebilir olduğunu göreceğiz. Çünkü ölçeklendirilebilirlik zaten blok zincir için çok önemli bir başlıkken. Camino bunu farklı bir seviyeye taşıyor adeta. Çünkü her bir zincir üzerinde farklı işlemleri yapıyor olabilmemiz. Her bir zincirin kendi ölçeklendirmesini koruyabilmesi anlamına geliyor. Ki bence bu çok önemli. Bu üç zincirin farklı işlevleri var. Mesela platform zinciri birazcık da paraların oluşmasını yani tokenların oluşmasını bu tokenları kitlemeye tokenlardan farklı tokenlar oluşturmasını token doğrulamayı ya yani tokenla alakalı ana işlemleri genel olarak platform chain oluşturuyor ve denetliyor ve yönetiyor hatta altında subnetler de var subnetlerden çok bahsettim ama yine bu videoda da ileride de bahsedeceğiz subnetlerde alt ağlar olarak aklımızda kalabilir. Kontrat chain dediğimizde EVM uyumlu yani Solidity uyumlu bir yapı ve bu yapı sayesinde biz aslında merkeziyetsiz uygulamaları, merkeziyetsiz tokenları, NFT projelerini her birini gerçekleştirebiliyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Aslında biz Camino üzerinde çalışırken sıfırdan bir dil öğrenmemize gerek kalmıyor. Çünkü EVM ile alakalı projeleri eğer gerçekleştirdiysek önceden, Solidity projesi yaptıysak Kamino'ya biz bu projemizi kolaylıkla entegre edebiliyoruz. Bu yüzden de aslında çok güçlü olduğunu söyleyebilirim bu desteğin exchange chain var. Biz bir borsa işlemi yaparken aslında o işlemin çok hızlı olmasını isteriz. Çünkü e, al sat işlemleri vesaire bunların hızlı olmasını bekleriz. Bu yüzden de altyapısını DAG kullanarak yani blok zincirlerin belki blok zinciri olarak da tanımlayabiliriz. E, bu benim tanımım ama bu şekilde de bir tanım yapabiliriz. Birden fazla graf şeklindeki blok zincirlerden oluşuyor bu DAG yapısı. Yine ila, inceleriz ileride ama bu DAG yapısı sayesinde çok hızlı işlemlere ulaşıyor Camino ve güzel bir destek sağlıyor aslında. Yine burada gösterdiğimiz gibi çok farklı ihtiyaçları çözüm olabiliyor Camino. Biraz da Camino'nun tokenından bahsedelim. Camino'nun tokenının adı Cam oluyor ve Camino ekosisteminin ana tokenı oluyor bu. Bu, biz bu token'ı kullanarak oy verebiliyoruz. Merkeziz uygulama işlemlerini yapabiliyoruz. Bu coin'i kullanarak stabil coin'ler bu uygulama e, bu coin'i kullanarak stabil coinlere de erişebiliyoruz. Bu stabil coin'lerle de işlemler yapabiliyoruz. Ama yine en temelinde genel olarak çoğu blok zinciri de, projesinde olduğu gibi blok zinciri projesinin coin'i olan bizim için kem o işlemlerin tamamının merkezinde yarıyor ve bizim zincirle etkileşime geçmemizi de sağlıyor aynı zamanda. Biz burada aslında Camino'nun iş modellerine ve uygulamalarına baktığımızda yenilikçi iş modelleri sunduğunu söyleyebiliriz bizim için Camino'nun. Çünkü daha önce belki turizm sektöründe kullanılan blok zincir projeleri oldu. Ancak sadece turizm ve seyahat endüstrisi için baştan sona geliştirilen ve bu alanlarda farklı teknolojilerin kullanılmasını sağlayan bir yapı oluşmamıştı. Burada da Camino kendi yeni bir iş modeli sunduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii Camino'nun gerçekleştirdiği NFT voucher trading platformu, Hotel Information gibi kendi altında işte birinci parti diyebileceğimiz uygulamalar var. Bu uygulamaları da yine inceleriz videolarımız içerisinde. Ama aslında Camino birinci parti olarak ilk elden kendi teknolojisini kullanarak burada bize aslında teknolojinin yeterliliklerini, teknolojinin limitasyonlarını göstermiş oluyor. Aynı zamanda bu modeller seyahat yani endüstrisinde geleneksel iş süreçlerini de dönüştürmeyi amaçlıyor. Az önce verdiğim örnek gibi biz bir RFID projesini otel için yapabiliriz ama bu RFID projesinin arka planına eğer biz bir blok zincir özelliği ekleyebilirsek bir blok zincir özelliği ekleyebilirsek bize bunun faydaları olur. Bu iş sürecini dönüştürmüş oluruz. Normalde geleneksel olarak olan bir süreci farklılaştırmış, belki üzerine katlamış oluruz. Üzerine yeni özellikler eklemiş oluruz ki bu da çok değerli. Camino burada tabi iş birliklerine ve inovasyonlara çok önem veriyor. Çünkü iş birlikleriyle büyüyeceğini biliyor bu sektörün ve aynı zamanda blok zincirin bu yüzden onlara da önem verdiğini söyleyebiliriz. Birden fazla partner var. Bu partnerleri de incelediğimiz videolarımız olacak. Zaten Udemy'de kursumuz da var. Bu kursumuzu bize ulaşarak da edinebilirsiniz. Orada da ayrıntılı olarak anlattık. Peki Camino'dan bu kadar bahsettik ama ben niye umursamalıyım? Ben Kamino'yu neye umursamalıyım? Kamino kime hitap ediyor diye sorduğumuzda Camino'nun kullanıcıları genel olarak seyahatçiler, hizmet sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları ve yatırımcılar olabilir. Burada seyahat endüstrisi için odaklanan bir proje olduğu için aslında kullanıcıları da seyahat endüstrisinin kullanıcı olduğunu söylememiz çok da yanlış olmaz. Burada eğer siz bir seyahat gerçekleştiriyorsanız veya o seyahati sağlayan kişiyseniz, hizmeti sağlıyorsanız, bir otel işletmecisiyseniz, belki de bir otel çalışırsanız, o oteldeki IT departmanında çalışıyorsanız veya bir hava şirketinde çalışıyorsanız bu... Camino sizin için önemli bir proje olabilir ve aynı zamanda tabii burada yatırımcılar için de bir destek olduğunu söylememiz çok hatalı olmaz. Aslında Camino, Camino her bir ekosistemde benzersiz role sahip olmayı amaçlıyor. Yani farklı ekosistemler farklı işlemleri yapsa da Camino burada seyahate odaklanmayı istiyor. Anahtar kelimemiz burada seyahat, seyahate odaklanıyor, turizme odaklanıyor ve bu odaklandığı sistemleri verimli, şeffaf, bir şekilde hayata geçiriyor. Bu da bizim için tabi daha iyi bir seyahat deneyimi oluşturduğunu söyleyebilirim. Burada Camino'nun subnet desteği sayesinde subnetlerin kişisel, kişisel, kişiselleştirebilirliği yüzünden aslında seyahatlere farklı deneyimler de katmasını sağlıyor. Yani her bir kamino teknolojisi birbirinden farklı hissettirebiliyor. Burada çeşitlilik sağlıyor. Bu çeşitliliğin yanı sıra her bir zincirin kendi üzerinde çeşitlendirebilirliğinden dolayı her bir zincirin kendi başında yönetilebilirliğinden dolayı eğer ben bir havayolu şirketi isem kendi zincirimi havayolu üzerindeki özelliklerle ekleyerek özellikleri e, kullanarak optimize edebilirim. Çünkü benim bir havayolu şirketi isem turizmle alakalı atıyorum otellerle alakalı işlemlere ihtiyacım yok. Benim sadece bazı işlemlerim var. Ben bu işlemleri de güçlendirerek optimize edebilirim. Bu da tabii hız getirir. Hız getirir ve hız ve güvenlik, güvenlik getirir. Son olarak bir de Camino Vakfı'ndan bahsedelim. Birçok blok zincir projesinde olduğu gibi özellikle merkeziyetsiz blok zincir projelerinde olduğu gibi Camino'nun da arkasında bir foundation var, bir vakıf var. Bu vakıfın kendi başına bir özelliği var. Tabii blok zincirin Kamino blok zincirinin merkeziyetsiz olduğunu unutmamak lazım. Merkeziyetsiz bir yapıda Kamino Network, Kamino Foundation biraz burada yönetici kurum kurumunda olmaktansa bir e, dayanak noktası olabilir diyebiliriz. Burada Kamino Vakfı aslında bağımsızlığı ve bütünlüğü korumaya amaçlıyor. Çünkü bu zincir bir şekilde çalışacak ama bu zincirin çalışması için önerilerin birilerinin sunması lazım. Bunları tabii ki de ağdaki insanlar sürebilir ama burada daha önceden de dediğim gibi turizm sektöründe zaten uzun süreler boyunca çalışmış insanların Camino Vakfı içerisinde yer almasından dolayı onlar da bir önerge yapılabiliyor. Burada fikri mülkiyet hakları, rezerv tokenları vesaire yine foundation kontrolünde. Yani aslında biz Camino'nun güvenliği için, Camino'nun geleceği için Kamino Foundation'a, Kamino Vakfı'na güvenebiliriz. Vakıf Kamino'nun misyonunu ve visyonunu zaten öncesinde de görmüştük. Sürdürü, sürdürmeyi amaçlıyor. Bir de son olarak yine DAO sisteminden bahsedelim. Kamino içerisinde yine demokratik bir oylama sistemi de mevcut. Bu demokratik oylama sistemiyle platformu geleceğini üyeler yani token sahipleri karar verebiliyor. Bu demokratik yapıda aslında çoğunluğun iyiliğini sağlamak için çok önemli adaptasyonu da sağlıyor aynı zamanda Kamino'nun sürekli olarak değişen koşullara toplum sayesinde adaptasyonu adaptasyonu uğramasını sağlıyor kamyon burada toplumun sesini de dinleyerek kendini sürekli geliştiriyor bu videoluk bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim bugün sizlerle Kamino'nun ne gibi alanlarda çalıştığını ne gibi teknolojiler ürettiğini inceledik bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.